İsmim Hüseyin Demirtaş. 3 çocuğum var. Bir tanesi evli. Tomarzalıyım. Efendim buraya ayın 6'sına geldim. Daha önce annemi yatırdım. Yoğun bakıma gitti. 2 gün sonra da ben yattım. Ondan sonra ben yoğun bakımdayken annemi kaybettim. Haberim yoktu. İşte ayın 6'sından öbür ayın Mayıs mı? Mayıs. Nisan 6'sında yatış yaptım. Bunun 17-18 günü yoğun bakımda geçti. Ama başta devletimizden Allah razı olsun. Sonra doktorlarımız, hemşirelerimiz, ondan sonra hasta bakıcılarımız, yemekhanedeki yemekçilerimiz, her şeyi dört dörtlük. Allah devletimize cevabı vermesin. Şimdi biz inanan insanlarız. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanırız. Hayır ve şerrin. Tabii ki biz dua ederiz. Şifa bulmak için isteriz. Ben devamlı iyi olacağını düşündüm. Bu ara ailemle de devam bana destek oldular. Görüştük. Çok iyi geçti. Yani fazla bunalmadım. Cenab-ı Allah beni fazla bunaltmadı. Ne bileyim, öyle sanki kötü geçirmedim sanıyorum yani. Peki şu an dışarıda insanlar var. Sokağa çıkma yasağı biter bitmez sokaklara döküldü. Siz bu hastalığı yaşayan, yoğun bakımını gören ve halen tedavi süren bir kişi olarak bu vatandaşlara neler söylersiniz? Bu vatandaşların bazıları bunu sanki bir şaka gibi görüyor. Ama bu şaka değil. Bunu çok ciddiye almaları lazım. Bizim önce tedbirdir. Tedbirimizi biz alacağız. Takdir Cenab-ı Allah'ındır. Biz yetkililerin, doktorlarımızın, işte bakanımızın söylediği kurallara lütfen riayet etsinler. Evet hocam. Şu an pandemi aslında yenmek üzereyiz, bitmek üzere ama yine de biz bitti diyebilir miyiz hocam? Çünkü hastalarımızın tedavisi devam ediyor, güvenlik tedbirleriniz devam ediyor. Maalesef daha bitti diyemeyiz. Yani halkın %60-70'i aşılandıktan veya hastalığı geçemedikten sonra tam bitti diyemeyiz ama iyi yoldayız, iyi gidiyoruz. Evet. Diyebiliriz. Evet. Yanınızdaki hastamız var, yaklaşık bir aydır burada ve yoğun bakım tedavisi gördü. Şu anda da şifaya kavuştu ve servise indirdiniz yoğun bakımdan. Hangi süreçlerden geçti? Yani ilk gelen hastalarımızdan birisi uzun süredir yatıyor. Yoğun bakımda da bayağı uzun süre kaldı. Plazma tedavisi ve flaploid tedavisi verdik. Şu an genel durumu toparladı. Halen oksijen tedavisi veriyoruz ama genel durumu daha iyi. İnşallah yakında tabucu etmeyi düşünüyoruz. Evet. Plazma tedavisi olumlu sonuç veriyor mu her hastada hocam? Yani daha çok hastamız yok ama verdiklerimizde iyi sonuçlar aldık. Bunu diyebiliriz. Evet. Yine son olarak bu mücadele içerisinde olan ekipmanınızda, hastalarınızda yine dışarıdaki gezen vatandaşlara siz neler söylersiniz? Çünkü hekim olan sizsiniz. Yani işte insan kendi başına gelince anlar işte hastamızın dediği gibi. Dikkat etmeye lazım tabii. Kimde ağır, kimde hafif seyirci belli değil. Yani yaşa da bakmıyor. Tabii yaşlarda daha ağır seyrediyor genelde ama gençlerde daha ağır seyredebiliyor. O yüzden dikkat etmek lazım.